Bunlar dur orada. Allah demir suyu bitirin bayağı kaçtılar faydası oldu. Şimdi konuşmaya başlarız. Vermiyorum. Şimdi konuşmaya başladık ama yüzü böcekleri ısmaya başlar. Oğlum. Akşamüstü oldu ya, neresi gölgeyse oraya kaçıyoruz artık. Şimdi az sonra evin başına çıkarız da, evin başına çıkmadan önce şey yapacağız, dolma yapacağız arkadaşlar. Biber dolması yapacağız. Bu arada kanalıma, videoma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Yeni bir video başlattım. Çay içecektik yukarıda. Dedim şu dolmanın içini bir hazırlayayım, yapayım. O pişerken biz çayımızı içelim dedim. İkinin ne geçti? İkinin de okul bir yarım saat falan oldu. Ben malzemelerimi hazırladım. Şimdi annem de bana yardıma geliyor. Şöyle ben dolmalık biber falan almıştım. Annem de dedi, hatta çekişte kızım dedi, hani ne yapacaksın da biber aldın falan. Anne dedim, ben dolmalık biber, normal biber değil dedim ben de. Şimdi annem biberleri daha yeni oluyor. Gel anne. Sen de oturacaksın mı? Şöyle küçük. Bunları ben bir yıkayayım. Şöyle küçük küçük domuz biber almışım. Bunları bir ayıklayalım annemle. İçeride iç malzemelerini hazırlayayım. Geleyim ben. Ondan sonra sizlerle beraber dolduralım. Suda mı yıkayayım diyor. Yıka yıka, suyu da dolusu o şey. Şu öbür türlü yıkayı değil mi? Şurada yıkayayım hadi. Kurusun değil mi? Valla sabah kalkıyorum ne yesek, öğlen oluyor ne yesek, akşam oluyor ne yesekle, akşamı nasıl ettiğimiz belli değil artık. Şimdi bazen de kızıyorum valla. Bazen de kızıyorum, diyorum iş yerinde yemek, evde yemek, köyde yemek diyor. Annem bazen kıyamıyor. Ben yapayım annem diyor. Annem gibi diyor genelde yemekleri de.
ben hani içerik olsun diye, hem de hani böyle hafta sonu yapalım, yiyelim beraber diye. Çok hoşuma gitmişti, bu biberleri öyle almıştım. Neyse, biz dolmalarımızı yapalım, ondan sonra en başta çay mı içeriz, garnet kafe mi içeriz bilmiyoruz galiba. Rencenleri böyle yap, güzel bu. Koyalım bu pişirirken. Yerde şimdi bir şey kabrik attı ya, orada da böyle küçük küçük yapmışlar galiba. Şey, dolma mı? Ha. Şunu anlayalım. Bir sene olmuş mu anne? Fazla oldu. Bir neden fazla oldu? Bir seneyi geçip de mi? Ben gayet unuttum anam ben işte. Ay. Çok unutkan oldum ya. Şeyde başımdı ya. Değerden öldürdü. Soba başımdı ya. Sobalar yanıyor ya. Yani. Sobalar yanıyor. Ondan sonra iki ay sonra unuttum. İki ay sonra da sana da anlıyor. Evet, sana da anlıyor. Yazıldı. Bakayım diyorum doğum tarihlerini unutmuş. Düğün kaldırıldı galiba. Günü gününe yazılmıştı. Doğduğumuz sürece de bu ölümler de adılacak muhakkak. Evet. 10 senede yaşasan, 20 senede yaşasan, 100 senede yaşasan gideceğimiz yaş 50. Burada suyu olacak yani hem de. Çiçeğin gibi. Yan olmasın suyun işte. Aynen. Ben böyle hep öyle yapardım aslında ama demin suladım diye herhalde. Asmanın dibine döktüm ben de can. Ya bana dökmeden. Hiç ya bana döktüm. Doğru doğru. Köy yerinde öyle diyorum ya, her videomda da söylüyorum bunu. Köy yerinde hiçbir şey ziyan olmaz. Evet. Ziyan etmek istemezsen ziyan olmaz. Bak anne mesela abdest alır, abdest aldığı altına leğen koyar, şey koyar, kova Bakın koyar ya. Altına. Akan su ona aksın diye, ondan sonra dolduğu zaman da ağaçların dibine döker yazın. Hiç ziyan etmez. İşte öyle alışmışım. Gel anne. Gel sen karşıya geç, buraya geç. Buraya geç sen, gel. Yerden çiçekler ayınlaştı mı? Ne diyor? Şey diyor, şu şey yerlerinden diye kocaman yapraklar şeylerin dalını gidiyor. Kesin onun diyor tazeleşir diyor. Gene de baksana dibinden çıkan tazecik, yenicik. Şimdi değil de. Bahara doğru. Şimdi alırsan buluyor. Aynen. Kaç sene bahara doğru. Bayağı öyle oluyorlar, buluyorlar. Şimdi buraya gelişimizde neden evin önü güneş ya, şurada bir kenar ileride şey var, gölge var biraz. Tam şimdi güneş görüyor, o yüzden dedim şurada, burada şey serin olsun. Güzel, sermen ya. Bir şey daha şunun içine mi katsam şeyi? Kat bakalım canım, altta kalacak ki. Ne zaman da öğlen arası şuraya oturduk, babam geldi. Ondan sonra annemle cıl 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 böceklerinden Allah'ım kendi sesimizi duymuyor. Hemen çeşmeyi açtım, şöyle bir ıslattaydım, herkes kayboldu. Şimdi videoya başlamadan önce şöyle bir sağa sola tuttum, uzaklaşsınlar diye. Şöyle bir yerde denelim. Şöyle yapıyorlar. Şöyle kopartmadan başını şöyle içinden çıkarttırıyorum şunu. Kopan yine kopuyor mu? Şöyle doldururken de şöyle dolduruyor. Tamam. Ben onu yapamadım işte. Yaparsın yapar. Gidersin yapar. Olmayan da önemli değil, öyle yapar. Yemekler gari herkes oradan pişirmiş yani, senden bilmeyen. Çok yemek yemişler. Öyle mi? 5 masal pişirmişler. Aslında evvel öyle olmazdı işte, herkese haber ediyoruz. Herkese haber ediyoruz. Geldikler diye. Geldi. Ha. Ama
canım. Ben buradan kola aldım, bir şey aldım. Olur ya dedim hani. Ha, orada çocuklar arıyordular. Orayı onlar da getirmişler gene. Hani kabul edilenlere. O çocukları biliyorlar. Fazla bir şey yapıyor. Gittim ben bir dua ettim. Geldim. Kardeşliğin içine kurulsun diyordum. Herkes yatıp dur yatandır. Hiçbir kurban yok bana. Hepsi yatıp durur. Geri geldi başıma gönderdik her şeye. Amcam dedi, şey der, ne diyeyim, yeğenim diyor, bizi yatırıyız dedi, gitsin alıp gelir dolaşıyor. Hı? Hani şahsıyacağım galibine. Hı. Gitsin getiriydi diye. Ben de yatarca dünya benim olurdu diye. Hı. Gitmişim herhalde o zaman onu da. Güzel işte. İşte diye, dünya benim olurdu diye dönüyor. Kocaman diye, yakıp durursun diye de herhalde dolaşıyor. Hı. Yatırıyordum, ondan bir yeri gari geçip diye yatar. Yapacaksın bana. Evet. Şimdi şimdi getirir diye benim yanıma alacak. Nasıl gelir yani? Tavuklar olduğundan böyle Allah'a şükür tek şey görürsünüz de normal türlü olur zaten. Yok, olsa da nidalar da tavuklara güvenme yani. Bir kıyım. Bir olsa. Onlar uçarak geliyorlar. Ne diyorlar? Rüzgarla şeyle uçarmış. Değil mi? Hafif olurumdan gari uçarak mı geliyorlar? Gari evin başında falan ne olacak kaçınmıyor. Allah korusun. Dönerse buydu ve akşam akşam anlayalım. Bizde akşam akşam akrepmiş, yılanmış, andık mıydı hep yönü öte buyruğu beri deriz hep. Hani yönü öte buyruğu beri gitsin ilerlere deriz. Hep andık mıydı? Akşam üzeri andığımızda yani anmak demek akşam üzeri lafını ettiğimiz zaman bizde anma derler yani. Adını andık mıydı öte deriz. Yön öte buyruğu beri deriz. Bir de bizde bu da bir batıl inanç değil mi? Bizde mesela arkadaşlar şimdi sebze ekiyoruz ya, satış yapıyoruz mesela. Akşam üzere biber, acı biber falan satış yapmayız biz. Eskiden hani bahçemiz, evimiz olduğu zaman olmayanlar gelirdi. Bahçeden toplar, tartar veriyorduk. Akşam üzere olduğu zaman biber satışı yapmazdık kesinlikle değil mi annem? Neydi onun şeyi? Acı zarar olur derlerdi. Akşam acı vermeyiz derler. Bazı yumurta hani vermez. Acı, acı hani acılara kalırsın gibisine değil mi? Öyle derdi insan. Acılara kalırsın gibisine. Yemez. Akşamdan hani acı biber tarzı hani biber satışı yapılmazdı mesela. Bu bir batıl inanç ama eskilerden gelen hani bir şey belki de. Bilmiyoruz batıl inançımı. Biz de böyle hani uygulamaya çalışıyoruz eskilerden. Mesela bizde batıl inanç yine o da belki. Salı günleri mesela daha önce bir işe başlamamışsak Salı günü ilk defa yapıyorsam o işin yoluna gitmez diye asla Salı günü yeni bir işe başlamayız biz mesela. O da vardı. Eski bir şey vardı. He? Çamaşır yıkardık. Eğer böyle şeyimiz mi vardı? Makine mi vardı? Kasanı kurardık. Tabii yıkardık ileyenlerde. Ta önce tokuşla sürerdik. Hatırlıyorum ben tokuşla gördüğümüzü. Verirsin kahve öyle kırtıklı çocuklu. Bir vurursun da açık. Aynen çocukken ben bile vuruyordum hatırlıyorum ben çocukken. Bak bu yenge, bu şey yenge önce bu çıplak yeri, bu betonun çıplak yeri kaç sene oldu bak. Kimi? Sülten yenge buraya geldi, buradan sibon da attı. Sülten yenge mi? Rahmatlı, kurda kilimlerini yıkadı. Ha. Tokucuyla vurdu sıra durayım oraya açıldı bak. Ha. Kilim yıkadı orada kadıncağız. Ne bu sürü olur canım? Ha, oranın açılacağını beton demişsin. Beton döktü bu sandı oradan çıktı. Ha, beton döktü ama oranın yarı duruyor. Üstüne bir daha cila ettik biz bunu orada mı yiyeceğim? Ha. O da onun hatırası galiba işte. Onun hatırası diyorum. Öyle diyelim. O da kilimlerini yıkadı. Kaç sene oldu ya bir sayın getirdim. Ha, buradan kilimlerini yıkadı. Orada yığdı beton üstüne. Ha. Orada tokuşladı böyle kadıncağız. Ha. Öyle aklıma geliyor. O onun hatırası derim. Öyle. İnsanoğlunun gerçekten evet. Bazen diyorum ben hani bir insanım diyorum ben bir ağaç kadar bile ömrü yok bir beton bir ağaç. Ya salı gün kazanı vurdurtmazdı üstüne ne. Salı gün olmaz dedi çamaşırı salı gün yıkartmaz. Niye kazanı bu olmaz diyelim. Salı gün bakmaz. Salı günü bir işe başlatmaz değil mi? Rahmetli babaannecezimde baktı. Ona yaramam şey verir.
Ondan salı günü. Bazı insanlarda yine de var o bir şey Antalya kısmında. Çamaşır yıkatmazdı salı günü. Başka güne giderdi. Zaten elle yıkarsın, sokucu var. Orada ileğinde yıkarsın, ileğinde sonra çöp sever, ileğin mi vardı? Taşımın da yuvarlak taşımızın üstüne yuvardı. Ve tokucu da yıkardık annem. Eski günler işte. Şimdi var her şey bu. Öyle. Şimdi çalıştığın sürece de her şey bol da. Ama paranın da bir değeri yok şimdi. Eskiden para azdı, kıymeti yerindeydi. Şimdi para çok ama değeri yok. Geldiği gibi nereye gittiğini bilmiyormuş. Ne yapacağım ya? Ne yapacak Allah bir şey yok. Allah'ın günlerimize yine şükür olsun. Allah'ın günlerimize şükür olsun. Günlerimize şükür olsun. İyi günler. Allah'ın olmayan herkeslere versin. Rabbim kimseleri darda bırakmasın. Kimseyi darda zorla bırakmasın Allah'ım. O kalsın mı annem? Elindekinin bir kenarı şey annem. Onu ben içine doğrayayım. Hadi sürmeye başlamış. Erimiş gibi olmuş. Onun içine doldurayım. Onun şeyini ben burada edeceğim. Orada şimdi ben bunu malzemelerini hazırlayayım. Geleyim burada dolduralım. Olur. Olur. Çak da dursun. Soğuk oldum ben çok boş bıraktım. Senin kadar neden bileceğim? Sen maşallah hemen de yaşadın. Ama o yemekçi beyden bilirim diye sahiye kızım. Helal sen de. Yavaş yavaş işte ben umedeceğim bu. Niye? Evet sen de hızlıydın. Yerde olur da göre görün sen de benim gibiyken. Yaşlandım anam, yaşlandım ya. Ya gene iyisin anne. Maşallah.
Çoğu gençlere göre de ne iyisin. Yapardım, yapardım. Maşallah, 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 maşallah. Ne diye yapardım ben de. Kendi doldu mu? Kendi doldu. Ya bunu boş ver ben de. Bunu boş ver ben, şunları koyalım. Şimdi sen yorum ya da ben bir yerlerin çuvalını bileceğim. Yatır yatır uzun uzun olurlardı gari. Sen yeşil biberden böyle olur. Şimdi yatırdım böyle. Biraz zor yapacağım ne? Yapma, yapma. Yapma, yapma. Bunu al, bura bu. Bakalım buna bir şeyler edersin. Bunu da yaprak sarmasaydı böyle bir şey yapmayalım. Nasıl edelim? Bir şey olmasa bu yapraklardan satmalara bak, burada var öyle. Olabilir. Bunu da onlarla edelim olmasın. Öyle. Şimdi bu yerine. Masa varmamış, bilmedim şeyi de. Bilmeyin sen kararını, ben söyleyeceğim. Ben de içine yatıracağım, bir şey yapasınlar. Varmam yok sanırım. Hadi birini kapat. Tamam. Tamam. Şunları bitti. Şöyle bizim dolmalarımız. Bunun birini bugün birini yarın pişirelim anne. Öyle edelim annem. Taze taze yiyelim. Hangi pişirelim bugün? Ha, hangisi olursa olsun. Birini pişirelim bir. Birini pişirelim o zaman. Dolaba hangisi sığacaksa o kalsın. Şu biraz daha küçük bir ya. Şunu yarın ablamın oraya giderken pişirelim. Olur. Şunu pişirsek yeter annem. Tamam. Şöyle şimdi bunları pişirelim. Birini pişirelim. Birini de yarın pişirelim. Ha, tamam annem. Şimdi şöyle sizinle beraber doldurduğumuz dolmalarımızı şöyle sosunun bir kısmını dökmüştüm. Geri kalan da şöyle üzerine gezdireyim. Ben sosuna biraz yağ, salça, su, birazcık da sosunun içine şey atarım. Nane koyarım birazcık. Hani böyle sosu da özlü olsun diye kaynadıktan sonra. Suyu da özlü olsun diye o şekilde. Şimdi kapağını kapatıp ocağıma koyacağım. Burada da mısırımız haşlanıyor. Çok sıcak. Burada da haşlanmış mısır yapıyoruz. Haşlansın. Evin başında yiyelim. Daha herhalde daha şey pişmek daha.